Savaşta ağır yaralandı. Baygın kaldığı 25 gün sonrasında ilk sorduğu şey namaz vakti oldu. Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'den bahsediyoruz. Kendisi ve ordusu karınlarına taş bağlayarak dağlarda mücadele, evine ve yurduna dönüp savaşa katıldı. Kafkasya halkı yüzyıllar boyunca İslam sancağına imamlar yetiştirdi ve bu sancağı taşıyabilmek için yüzlerce Rus saldırısına direndi. Bu imamlardan biri büyük imamların yaptığı savaşlarda yer almış ve onların yanında bulunmuş Şeyh Şamil'di. Çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim aldı. 30 yaşındayken arkadaşlarıyla Irak'a giderek Mevlana Halid Bağdadi'nin öğrencisi oldu. O Irak'tayken Kafkasya Müslümanları Ruslara bir savaş açmıştı. Bu direnişe kayıtsız kalamadı. Evine ve yurduna dönüp savaşa katıldı. Birçok öncü imamın şehit edilmesinden sonra 1835'te Şeyh Şamil, Çeçenistan ve Dağıstan'da toplanan alimler tarafından başa geçirildi. Çok mücadele etti. 64 yaşına kadar süren bu direniş sonunda Kafkas halkının daha fazla zarar görmemesi için esir olmayı kabul etti. Bunu kabul ederken bile tek istediği Müslümanların özgürce yaşayabilmesiydi. Şeyh Şamil, hayatının son dönemini esaret altında yaşamış olmasına rağmen düşmanı Çar 2. Alexander'dan dahi hürmet gördü. Öyle ki hacca gitmeyi istediğinde şartsız şekilde gönderildi ve dönmesi istenmedi. Dünyada en geçerli Şeyh Şamil kaynağı olarak gösterilen Cennetin Kılıçları Şeyh Şamil Efsanesi kitabı Ketebe'de.